Doha ve çevresine benzersiz bir bakış sunan programımız Katar 365'e hoş geldiniz. Ben Miranda Ati. Modaya dair seçimlerimizin kim olduğumuza dair çok şey anlattığını hepimiz biliyoruz. Bu bölümde Katar'ın en şık tasarımlarının ardındaki isimlerle tanışıyoruz. Az sonra Doha'nın sürekli büyüyen spor ayakkabı piyasasını inceleyeceğiz. Bir moda ikonuyla ot kütür hakkında konuşacağız ve modanın nabzını tutan ünlü tasarımcılarla tanışacağız. Spor ayakkabı piyasası yavaşlama belirtisi göstermeyen milyarlarca dolarlık küresel bir endüstri. Doha'da nadir, sınırlı sayıda üretilen ayakkabılar için yeni konsept mağazaları açılıyor. Adel Halim, kentin en yeni spor ayakkabı tekliflerine göz atmak için oradaydı. Doha'da çağdaş ve uluslararası sanatçıları genellikle tanıdık bir yüz karşılar. Ancak sosyal medya influencerı ITSJBR, çevrimiçi ortamda tanınmamayı tercih ediyor. Sosyal hayatımı işimden ve özel hayatımdan ayrı tutmak istedim. Bu yüzden diğer her şeyi bir kenara bırakmak ve insanlar kim olduğumu bilmeden işimi yapmak için maske takıyorum. Ancak merhum Virgil Abloh da dahil ünlü arkadaşları kesinlikle kim olduğunu biliyordu. 41 yaşındaki meşhur Amerikalı sanatçı Abloh, zamansız ölümünden yalnızca 2 hafta önce Doha'da söz sanatları sergisi açmıştı. Virgil'ler spor ayakkabıya Virgil buradaydı diye imza atmayı düşünüyordu. Ondan imzayı Virgil Doha'daydı şekline değiştirmesini istedim. Ve o da bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve böyle yazdı. Benim için değeri olan birkaç çift ayakkabım var ama bu hepsinden daha değerli. Spor ayakkabıların sanat eseri olduğuna inanıyor ve bunda yalnız değil. Abdullah El Kabi, Katarlı bir diğer marka bağımlısı. Dior ve Nike gibi büyük, lüks bir markanın işbirliğiydi. Bu işbirliğine sahip olmak, iki moda pazarına katılarak bir tane yaratmak ve üzerinde sayıların olması, piyasada çok az sayıda olduğunu bildikleri için insanlarda alma isteği uyandırıyor. Bu küresel olarak milyarlarca dolarlık bir endüstri. Ancak Körfez ülkelerinde henüz emekleme aşamasında. Yerel talebin artmasıyla Abdullah El Kabi bu tutkusunu mesleği haline getirdi. 2019'da Loft'u kurdu. El Kabi başlangıçta satış yapmanın zor olduğunu kabul ediyor. Ancak bağımlılık giderek büyüyor. Abayasıyla Nike giyen kadınların ve kandurasının altına Yeezy's marka ayakkabı giyen erkeklerin sayısı giderek artıyor. Ülkede bunu görmenin normalleştiğini söyleyebiliriz. Onlarla birlikte büyüdüğünü görmek çok güzel. Ülkelerinin kıyafetleriyle harmanlamayı başardılar. Londra merkezli Presented By yakın zamanda Doha'nın tasarım semti Meşe-i Rep'te bir mağaza açtı. Doha tasarım öğeleri, ince zevki ve hayatta güzel şeyleri takdir yeteneğiyle gerçekten de gizli bir hazine. Presented By'ın butiği Doha'nın tasarım sentinde yeni ve eski Katar'ı bir araya getiriyor. Katar'ın yükselen fütüristik bir merkez olarak yüksek teknoloji çıkışıyla harmanlanan geleneksel kumun mağazalarını görebilirsiniz. Bugün bir tuğla ve harç dükkanı açmak mantıksız görünse de Ridvana Etubi, Presented By mağazasına uğrayan müşteriler için bir tiyatro unsuru yaratmak istediğini söylüyor. 20 bin dolar ya da poundluk bir ayakkabıya baktıklarını fark etmeseler de bu mekanın ilginç olduğunu düşünerek etrafa bakıyorlar. Eğer bir üründen ziyade deneyime odaklanıyorsak, bizi bir online e-ticaret sitesinden farklı kılan şey bu. Ülkede sokak giyimi kültürü yavaş yavaş kabul görmeye başlarken genç Katarlılar, gösterişli spor ayakkabıları olan sevgilerine geleneksel olana duydukları saygıyla dengelemeye devam ediyor. Katarlı iş insanı Amel Amin, gerek Kolombiyalı bir tasarımcıdan bir gömlek seçerek, gerekse butiklerinde sergilemek için yeni ve yerli bir yetenek yetiştirerek gerçek bir moda imparatorluğu kurdu. Doha'nın Place Vendôme alışveriş merkezindeki son teklifi Amiside Moda, onun sanat ve modayı birleştirmeye yönelik anlayışını özetliyor. Her şeyi bir çatı altında toplamaya çalışıyorum.
Diyelim ki iç çamaşırından parfüme, hazır giyimden gece kıyafetine, gecelikten elbiseye, ot kütür aksesuardan güneş gözlüğüne kadar bir gelinin ihtiyaç duyduğu her şeyi barındıran bu mini mağazayı oluşturdum. Bana göre tasarım işlevselliktir. Bu nedenle Amissi'nin her bir parçasını amacına hizmet edecek şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Burada ürünlerine yer vermeyi tercih ettiğiniz tasarımcıları nasıl keşfettiniz? Son 10 yıldır kazandığım moda deneyimime dayanarak, Paris ve diğer şehirlerdeki moda haftalarına katılarak moda endüstrisinde çok geniş bir ağ oluşturmaya başladık. Birbirimizle işbirliği yapıyoruz. Pazarımıza uygun düşecek doğru markalar ve doğru tasarımcılarla birbirimizi tanıştırıyoruz. Size modanın kültürümüzün önemli bir parçası olduğunu düşündüren ne? Bir insanın nasıl giyinmesi gerektiği önemli. Çünkü kişiliği hakkında çok şey söyler. Çok önemli bir toplantıya gidiyorsanız iyi giyinmeniz gerekir. Bir etkinliğe gitmek istiyorsanız elbette iyi giyinmelisiniz. Yani kıyafetler günlük yaşamımızda önemli bir yer tutuyor. Yalnızca kıyafetler değil, moda bundan çok daha fazlası. Her şey tasarımla ilgili ve sanatla ilgili. Yapmaya çalıştığım şey de bu. Sloganımız gibi, sanatla modanın buluştuğu yer. Tasarımcıları bir araya getirebilecek çok sanatsal bir mekan yaratmaya çalışıyorum. Çünkü tasarım aynı zamanda sanattır. Ve bundan bir galeri oluşturmak istedim. İnsanlar gelip keyfini çıkarabilir. Satın alsınlar ya da almasınlar önemli değil. Tamamen deneyimle ilgili. Başladığınızdan bu yana Katar'da moda alanı sizce nasıl değişti? Evet, çok sayıda genç tasarımcı var. Özellikle COVID döneminde pek çok insan kendini buldu. Çünkü neyi sevip sevmediklerine dair kendilerine koçluk yapıyorlardı. Toplumundaki kızların ve hanımların çoğu tasarım ve modayla ilgileniyor. Onların tasarımlarını yerel ya da uluslararası sergilerde gördüğümde çok mutlu oluyorum. Katarlı tasarımcılar bir süredir moda sahnesine damgasını vuruyor. Leyla El Ensari özel kadın kıyafetlerini 2015'te piyasaya sürdü. Hisaha Dassa 4 yıl önce lüks ayakkabı serisine başladı. İkisi de miraslarını yansıtan ürünler yaratmak istiyor. Şehrazat Gaffur bizim için keşfetti. Kimya mühendisi Leyla El Ensari tutkusunun peşinden gitmeye karar verdiğinde hobisinin 13 çalışanıyla başarılı bir gece kıyafeti ve gelinlik işine dönüşeceğini bilmiyordu. Genç bir kızken hep elbiselerin hayalini kurardım. Her zaman elbise giyiyordum. O da benim için bir tutkuydu. Böyle bir ekibe sahip olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Toplantı ve beyin fırtınası yapabiliyoruz. Her birimizin tasarımlarımıza ekleyebileceği iyi fikir oluyor. Ekibim farklı milletlerden kişilerden oluşuyor ve her birinin kendi yaratıcılığını, kendi düşüncesini, kendi dokunuşunu elbiselere katan kültürü ve arka planı var. Özel Doha Hayalleri projesi için Dior'un koleksiyonundan ilham alan ancak geleneksel dokuma tekniklerinden yararlanarak çizdiği bir elbise tasarladı. Buradaki her şey bana ilham veriyor. Kültürüm, arkadaşlarım, ailem, deniz ve çöl gibi her şey. Çevremden herhangi bir şey alabilirim. Elbette özellikle de kültürü. Leyla'nın sınırlı sayıdaki tasarımları şu an Doha'nın en seçkin mağazalarından biri olan Galeri Lafayette'de sergileniyor. 2017'de kendi markasını oluşturan yerel bir ayakkabı tasarımcısının ürünleri de burada ilk kez sergileniyor. Arap mimarisi, sanatı ve kültüründen ilham alan Hisah Azad, özel ayakkabı koleksiyonunu tasarladı. Her çizginin kendine özgü bir etkisi var ve neredeyse her çifte nakış, inci ve bunun gibi mücevherlerle benzersiz bir dokunuş yapılmış. Ayakkabılar Doha'da tasarlandı ama İtalya'da üretildi ve koleksiyon Paris Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Ayakkabıları seviyorum. Ayakkabı giymeyi seviyorum.
Ayakkabı koleksiyonu yapmayı seviyorum. Bir koleksiyoner olduğumu söyleyebilirim ama daima ayakkabılara bakarım ve düşünüyorum. Bu rahat değil derim. Daha güzel hale getirmek için ekstra bir dokunuşa ihtiyacı var derim. Belki de daha çekici hale getirmek için mücevhere ihtiyacı var derim. Asıl endişem rahat olup olmadığı, sonra da nasıl görünmesi gerektiği. Benimle ilgili değil ama ülkemle ilgili bir şeyler yansıtmalı. Hissa, elektronik haberleşme mühendisi olarak geçmişinin bu tutkusunu geliştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Teknik tasarım kısmı da öyle. Yüksek lisans yaparken Londra'daki sanat okulunda bazı dersler aldım. Sırf bu dersler için Leeds ve Londra arasında mekikte okuyordum. Biliyorsunuz mühendisler çok titiz olur. Tasarım alanında çalışmaya başladım, topukların açılarını kontrol ettim. Böylelikle kadınlara daha fazla destek sunabilir, daha rahat olabilirlerdi. Topuklu ayakkabı giyen kadından, onun gücünden, kuvvetinden, yaptıklarından ilham aldığımı söyleyebilirim. Aslen kadınlarla ilgili çünkü özellikle bu dönemde bir kadın bir eştir, bir annedir, aynı zamanda bir çalışandır. Ayağına giydiği şeyden mutlu olmalı. Hissa'nın tasarımcılara destek sunan yerel bir proje olan 7 ölçekte bir ofisi var. Ancak Katar'ın ilk ayakkabı tasarımcısı olarak yeni nesil ayakkabı tasarımcılarına kendine özgü tavsiyeleri var. Bir planınız, stratejiniz olsun ve asla pes etmeyin. Haute Couture'den ısmarlama ayakkabılara Doha bir moda merkezi olarak yerini alıyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Sorularınızı Katar 365 etiketiyle bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için euronews.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Katar 365'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. 365.